Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Pokemon Go oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi abi 26 Ekim ile 1 Kasım arasında Pokemon Go'ya Halloween yani Cadılar Bayramı etkinliği getirildi ve herhalde bu etkinlikten dünya üzerinde en mutlu olan insan benimdir. Yine bildiğiniz gibi önceki bölümlerden Drowzee benim kabusumdu abi. Gerçekten Drowzee benim kabusumdu. Hiçbir yerde bulamıyordum. Koca İzmir'in neredeyse her yerini gezdim. Abi şurada Drowzee var dediler gittim. Burada Drowzee var dediler gittim. Yok. Hypno zaten yok. Drowzee bir tane bile göremiyordum. Hani yan tarafta çıkmıyordu yani. Şurada Sidings'te çıkmıyordu bile. Neyse ki yetkililer benim için çok güzel bir etkinlik yaptı ve her yere Drowzee koydular abi bildiğiniz gibi. Her yerde Drowzee, Hypno, Gastly, Hunter, Meowth, Zubat, Golbat, Cubone, Marowak falan çıkmaya başladı. Ben tabii çıldırdım. Bu arada siz bu videoyu izlerken ben askerde olacağım. Askere gitmeme çok az bir süre varken geldi bu ve gittim bir sürü Drowzee yakaladım. Kaç tane yakaladım bilmiyorum abi. Gerçekten çok yakaladım. İsterseniz sizi şimdi ve Drowzee yakaladığım Drowzee'lerle baş başa bırakayım. Abi dediğim gibi tonla Drowzee yakaladık. Gerçekten Drowzee yakaladık. Bol bol Drowzee yakaladık yani. Ve bu bölümde tabii bir tane de Hypno yapacağız. Pokédex'e eklemek için. Bu arada ne oldu etkinlikte? Etkinlikte abi dediğim bu Pokemon'lardan bol miktarda etrafta vardı. Aynı zamanda iki katı kendi geliyordu Pokemon yakaladığınızda. Dört katı kadar body sistemden kendi geliyordu. Body sistemde şey yaptılar. Hatta bak şöyle göstereyim. Body sistemi
Kilometresini azalttılar. 4 katı kadar. Normalde Grimer 3 kilometre. Haliyle 4'te 1'i 0.75 oluyor. Yani 4 tane kendi buluyor normalden daha fazla. Transferden 2 kat kendi geldi. Ben videoyu çekerken etkinlik vardı ama herhalde yayınladığımda etkinlik olmamış olacak. Ne yaptım? Skirtle ile bayağı yürüdüm. War Turtle ile daha doğrusu. Body'di. Blastoise yapacak kadar kendimiz var. Çok fazla Ghastly yakaladık. Onları yapacağız. Şimdi hatta gelelim şöyle Pokemon'lara gelelim. Ghastly'leri level atlatacağız. Daha doğrusu evrimleştireceğiz. Gelen güncelleştirmelerden biriyle de bildiğiniz gibi yumurtaların renkleri değişti. 10 kilometrelikler artık mor, 5 kilometrelikler artık turuncumsu bir kahverengimsi turuncumsu bir renkte ve 2 kilometrelikler de yeşil. Onunla birlikte başka neler oldu? Farklı farklı artık şeyler değişti, efektler değişti, bayağı değiştirdiler görselleri. Fire type falan gözüküyor, saldırıların yanlarına efektler koydular falan. Böyle şeyler geldi. Bu arada hiç Charmander yok. Etrafta bir tane bile ki Charizard yapalım. Hemen o zaman War Turtle'la başlayalım. Çok fazla konuşmayalım. Aslında bu Squirtle yapsam, Blastoise yapsam daha iyi ama çok da sorun değil benim için. İlerleyen zamanlarda yine yaparız. O zaman hadi bakalım Blastoise yapmaya başlıyoruz. İlk Blastoise gelsin. Ardından bir tane de Drowsy'yi hipno yapacağız. Bayağı kendimiz var. Bol miktarda Gengar yapacağız. Bayağı evrim var bu bölümde. Denk gelen bütün Pokemon'ların evrimlerini yapacağım abi. Hızlıca geliyorum ama gerçekten güzel bir Blastoise geldi. Bakalım. CP ne olacak? Bu arada Pokédex'e yeni bir Pokemon geldi. Pokédex'i de göstereceğim. Ne alemdeyiz? 1416. Ice Beam mi? Abi ne yaptın ya? Water Gun. Tiyah, çöp oldu. Bildiğin çöp oldu abi. Neyse. Starter'ın üçlüsünü de tamamlamış olduk abi. Şimdi hızlıca. Neyi var neyi var gidiyorum böyle. Pikachu'muz, Raichu'muz her şeyimiz var. Bu Nidorino'yu Nidoking yapacağım. Daha iyi bir Nidorino yakalayabilir miyim bilmiyorum. Ama ben bunu yapacağım abi. Yapıştır koç. Bir tane Nidoking yapalım. Dediğim gibi bayağı evrim yapacağım. Askere gitmeden de şunu da yapalım. Bayağı bir evrimimiz olsun. Yapıştır gelsin. Evrim sürelerini bayağı kısalttılar bu arada. Daha doğrusu şu animasyonun süresini kısalttılar. Adamlar biraz daha hızlı çalışsa güzel. 1502. Poison Jab güzel bir base atak ama Special Attack Sludge Wave kötü. 70 power az. 1502 benim Nidoking'den çok daha iyi bir Nidoking. Şu Clefairy'yi evrimleştirsem güzel olacak ama kendim yok. Hızlıca gidiyorum. Bunları ikinci jenerasyon için saklıyorum. Bunları da ikinci jenerasyon için saklıyorum. Parasta durum ne? Buradan ekmek çıkmaz. Devam devam devam. Meowth. Bayağı bir Meowth var. Hatta şöyle bir tane evrim yapalım Meowth'tan. Bunlar da dediğim gibi Halloween'le geldi. Acaba Christmas'ta ne yapacaklar? Christmas'ta kesin çok güzel bir şey yapacaklar ama ben maalesef Christmas'taki etkinliği kaçıracağım. Yani var mı yok mu bilmiyorum. Yani şimdi şey olmasın bir beklentiye girmeyin ama Halloween'de yaptılarsa bence Christmas'ta asıl kralını yaparlar etkinliğin ama dediğim gibi ben olmayacağım abi. Güzel saldırı, dark saldırı ne yapacaksın normal Pokemon'dan? Hoş değil. Şuradan transfer edelim. Dediğim gibi transferden iki kendi geliyor. Ama etkinlik boyunca gelecek. Daha sonra bu olmayacak tabii ki arkadaşlar. Dediğim gibi ben videoyu yayınladığımda bu etkinlik bitmiş olacaktır. Şöyle hızlıca gidiyorum. Bellsprout'ları, valla Bellsprout'ları saklıyorum. Aslında Victor Bell yapabilirim. Bakayım ne alemde. Yani bir tane Victor, aslında konuşamadım. Sesim gitti. 760 bayağı güzel bir Bellsprout. Aslında bakmadım. IV'lerine bakmak lazım ama hadi bakalım yapalım. 760 CP'lik bir Bellsprout. Victor Bell. Önce bir Whipping Bell ardından bir Victor Bell çakalım. Bir tane daha Whipping Bell ver bende orada. Eğer hani hangisinin CP'si daha yüksekse onun üzerinden gidebilirim. O gerçekten güzel. Ki 4000 falan istiyor Power Up için. Şöyle bir Appraisal'dan bakalım ne diyecek emmi. Evet kesinlikle dikkatimi çek diyor. Atağı çok iyi diyor. O statları da etkiledi diyor. Söylemeliyim diyor. Evet bence güzel bir Whipping Bell. Aman transfer falan etmeyelim ha. Aman aman ha. Bak bakalım bunun için ne diyecek. Appraisal verelim. Bu küçük ama bak garanti. Evet. Wonder diyor. Defansı iyi diyor. Normale göre biraz daha şey. Küçük falan. X-Small çünkü bildiğiniz gibi. Abi şöyle yapalım. Bir tane daha 1185'liye çakalım mı? Bakalım ne olacak. Bayağı Bellsprout'ta topladım. Dediğim gibi gelmişken bunların da evrimlerini yapalım. Şöyle Halloween özel bölümü. Drowsy özel bölümü.
Bayağı Drowzee. Var ya Optimum falan Drowzee kaynıyordu ya. Adım başı Drowzee çıkıyordu. Yemin ederim her gördüğümde heyecanlanıyordum. Yani çünkü Drowzee benim için bir kabus olmuştu. Bu arada 1752. O Leaf Blade. Ah be. Çok küçük hata ya. Razor Leaf. Bir dakika. Önceki Solar Beam biliyor. Önceki çok daha iyi. Aynen. Solar Beam biliyor ve Razor Leaf biliyor. Bir dakika. Şuna bir Appraisal verelim. Wonder falan demedi. Defans diyor. O statları hesaplarımı kitaplarımı açtı falan diyor. Yani power up deyip aslında bu Victor Bell çünkü Solar Beam gerçekten çok güzel bir saldırı. Bir power up verelim bakalım. Bu arada hayvan gibi Stardust'ım var farkındaysanız gerçekten. Yani çok fazla Stardust'ım var. Yumurtalardan çok fazla geliyor. Geodude ne alemde? Kalsın. Devam ediyorum. Aşağı doğru gidiyorum. Abi yok ya bak Grimer'ı body'ye koydum ama. Yani ne biçim iştir anlamadım. Grimer hiç çıkmıyor abi ya. Şuradan bir hemen Gengar patlatalım. Ver en yüksek Gastly'm bu. Çok Gastly yakaladım. Yani gerçekten çok fazla Gastly yakaladım. Şu Halloween'de. Dünyanın Gastly'sini yakaladım diyebilirim. Herhalde 500'e yakın kendim olmuştur. Bakalım kaç CP'lik bir Hunter gelecek. 964. Valla. Evolve mu dedim ben ona yanlışlıkla? 966'lık bir tane Gastly'm var aslında bir Gengar çapı. 464 tane kendi var. Yani biraz önce Evolve yaptık yani. 25 falan gitti. Dark Pulse biliyor. Bir Emmy'yi konuşturalım bakalım. He. HP'si iyi diyor. Çok güzel değil IV'leri. 64'lüye bir konuşturalım. Bu da 4. An lan! Az kalsın transfer ediyordum. Hata değil, şeyi değil. Bence buradan bir çakalım abi. Bakalım ne gelecek. Çok emin değilim. Böyle aman aman bir şeyim yok. Süper IV'li bir Hunter'ım yok. Ama olsun dediğim gibi. Bir tane Gengar buradan çakalım. Bakalım ne diyecek daha sonra Gengar'la ilgili. Tipin, gel şunun güzelliğine bak arkadaş ya. Gerçekten. Gerçekten çok iyi bir Pokemon Gengar. 1470. Sludge Bomb güzel. Shadow Claw. Fena değil. Daha iyi bir Ghost saldırı gelebilirdi ama Ghost Poison ikisinin de güzel kombinasyonunu almış olduk. Shadow Claw'da güzel bir base saldırı. Eğridere köyü neresi lan? İzmir'de öyle bir yer mi var arkadaş? Nerede yakaladım ben lan bunu? Vallahi şu an gerçekten bunu nerede yakaladım konusunda bir fikrim yok. Öyle bir yer varmış bilmiyorum. Nerede yakaladım acaba? Appraisal diyelim bakalım. Evet. HPC diyor. Hata da eşit diyor. Evet. Stats are noticeably trending to... Yani aman 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 değil abi de işte zaten çok Gengar kullanan bir normal oyunda da pek kullanmıyorum. Abi işte bak. Ya gözünü sevdiğim sayfa sayfa git git şunun güzelliğine bakar mısın ya? Altın sarısı harika bir Pokemon. Git git bitmiyor. Git git bitmiyor. Şuna bak. Git git bitmiyor. Bir de bak şu harekete bak harekete harekete. Bak var ya bitiyorum şu harekete bak. Hop nefes al, nefes ver. Nefes al. İnsanı rahatlatıyor ya bak arkadaki efekt. Anlayamazsınız yani nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Abi gerçekten çok güzel bir Pokemon. Bu arada bununla ilgili ne diyor? Bakacağım şimdi. Yani Drowzee'ye hayran değilim ama şu oyunda gıcık oldum artık. Çünkü hiç bulamıyordum. Defansı iyi diyor. O. Statları açtı diyor. Valla en yüksek 144 de şeyim olmuş. En yüksek SCP'li bu. O yüzden bunu hipnoya geçiriyorum. Aslanım benim be. Tipe bak tipe 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 hareketlere bak hareketlere. Abi Pokédex gerçekten coştu bu arada. Artık çoğu Pokemon'u yakaladık diyebiliriz. İkinci jenerasyon geldikten sonra umarım ben askerdeyken gelir de gelince artık tonla Pokemon Go bölümü çekebiliriz. Allah'ım ya bugünleri de gördüm ya. Yemin ederim 1500. Confusion ve Shadow Ball. Çok güzel saldırıları yok. Abi Ghost Type saldırı niye kullanıyorsun ya? 4500 power up için. Şeyi maksimuma gelmek üzere herhalde. Zaten aynen. Maksimum CP'ye yakın. Yani. Abi bilemiyorum. Şöyle bir tane şunu şey yapalım. Konuşturalım bakalım. Bu arada buna 4500 istiyor ha. Ne diyorsun? Defansı çok iyi diyor.
Abi o kadar da şey değilsin, geç. Ya sayfa sayfa bak, altın sarısı, geç 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 ve Hypno. Abi gerçekten güzel bir Hypno'muz oldu. Pokédex'e yeni bir Pokemon daha ekledik. Gerçekten güzel bir durum. Sonunda da bulabildim ya şu şeyi. Bu arada bayağı Cubone var. Şimdi Cubone yapacağım. Execute yapmayacağım. Çok daha iyi execute'ler yakalayabiliyorum. 1000'e yakın CP'li execute yakalayabiliyorsunuz executor için. Bu arada hangi şeydeymiş de bizim executor'u jimden atmışlar? Şöyle bir shop'a bakalım. Kendi bulmuşuz bu arada Grimer'la dolaşırken. Hilal Metro'nun orası bendeydi abi. Hala bende, bayağı bir uzun zamandır bende duruyor. O yüzden güzel. Oradan güzel şey geliyor. Her gün 10-10 alıyorum. Şimdi aşağı doğru tekrar gidiyorum. Nerede nerede ne? Gastly'lere geçtim. Bayağı Hunter, bayağı Gengar, bayağı Gastly, bayağı Drowsy oldu. Cubone. Hemen bir tane Cubone yapacağız ama önce şu Execute'un canını doldururuz. Bu bir ölmüş ya. Hangi jimden attılar acaba bizi? Cubone'a geliyorum. Hemen buradan bir tane Evolve çakalım. Marowak yapalım. Bakmadım şeyine. IV hesabı falan bakınmadım. Yapıştır abi. Haydi koçum. Bakalım nasıl bir Marowak verecek. Güzel, güzel. Bone Club. Saldırılar kötü. Grand Type içinde madalyayı top doldurmaya çalışıyorum. 912'liği atalım abi. Earthquake mi biliyormuş o? Bir dakika. Hop, nereye atıyorsun? Rock Smash biliyor. Earthquake biliyor abi. Kime atıyorsun sen? Baksana Bone Club biliyor. Şey biliyor. Bu. Oo tamam. At at. Burada çok daha iyisi var. Şutluyorum bunu. 2500 zaten Power Up için. Öyle aman aman bir şey değil. Bu ne istiyor Power Up için? 4500 istiyor. Güzel, bunun şeyi falan iyidir zaten. Aşağı doğru gidiyorum. Bayağı bir Mr. Mime yakaladık. Magikarp'larımız iyi. Eevee'leri bekletiyorum ikinci jenerasyon için. Şey yapacağız abi. İkinci jenerasyonda Umbreon'la Espeon için. Onun olayını çözemedik. Bilmiyorum yani, taşla mı olacak, nasıl olacak? Onunla ilgili videoda çekmiştik daha önceden. İkinci jenerasyon nasıl olacak diye varsayımlar üzerinden konuşmuştuk. Onun için bayağı güzel Eevee biriktirdim. Bakalım onunla ilgili neler yapacağız. Dragonair beklemede. Omstar, Omnite beklemede, Kabuto beklemede, bunları da bekletiyoruz. Kabuto neredeyse tamam. Artık askerden geldikten sonra buna bakacağız. Hemen Pokédex'e gelelim. Bu arada 27 level oldu. Abi ne alemdeyiz? Eksiklere bakalım. 132 tane görmüşüz, 130 tane yakalamışız. 130 Pokemon oldu gerçekten. Türkiye'de bayağı bir Pokemon yakalayabiliyorsun yine. Hepsini de İzmir'de yakaladım. Başka hiçbir yere gitmedim. Hile de kullanmadık. Charizard eksik. Bütün Pokemon'ları da göstereyim bir yandan. Bütün üçlüler neredeyse tamamlandı. Alakazam eksik. Onun üzerinde çalışacağım. Machop eksik. Machamp üzerinde çalışacağım. Magnemite hiç bulamıyorum. Yani Magnemite gerçekten bulamıyorum. Alsancak'a falan gitmem lazım. Aslında o taraflarda bulabilirim. Ama Magnemite yok. Bu taraflarda yok. Bir ara Magnemite için çalışacağız ya da Buddy yapacağız. Yürüyeceğiz ya da yumurtadan çıksın diye bekleyeceğiz abi. Grimer'la ilgili durumu biliyorsunuz. Bu arada 83 Farfetch'd. Bildiğiniz gibi Asya bölgesinde çıkıyor. Grimer'la ilgili durumu biliyorsunuz. Yok abi. Buddy'de şu an Mach için gerekli Candy'yi toplamaya çalışıyorum. Drowsy ve Hypno'yu sonunda tamamladık. Kangaskhan bildiğiniz gibi Avustralya. Şu an için ona dolaşamıyoruz. Yumurtadan çıkıyor diyorlar ama hiç görmedim. 128 Tauros. O da Amerika'da çıkıyor abi. 132 132 kim? 132 Ditto. Aynen. 132 Ditto'da yok. Şu an için. 137 Porygon. Porygon'u da bulamıyorum. 5 kilometrelik yumurtadan çıkması lazım. Alsancak'ta var diyenler vardı. Yine bulamadım. Denk gelmedi. 139 Omnite'in gelişmişi. Omastar 141 Kabutops. 142 142 ne? Aerodactyl. Geçen fuarda vardı. Dolan 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 bulamadım. Lanet olsun. Snorlax. Çok fazla Snorlax gördüm ama bir türlü bulamadım. Yumurtadan da çıkmıyor. Kim var daha sonra? Aerodactyl, Zapdos ve Moltres var. Onları bulamıyorum. Malum yok. Bulamıyorum dediğim yok abi oyunda şu an. Dratini, Dragonair ve Dragonite var. Dratini de çok fazla yakalayamıyorum. Biraz Kordon'da ve Alsancak'ta takılsam yakalayabilirim aslında. Dragonite'ı da nerede gördüm? Dragonite'ı geçenlerde bir yerlerde görmüşüm ama fark etmedim gördüğümü. Gitmiş abi. Onun yanında Mew ve Mewtwo var. Onlar da şu an için oyunda yok arkadaşlar.
Dediğim gibi Halloween'in, umarım siz de Halloween'de bol miktarda Drowsy, Hunter, Gengar falan yakalamışsınızdır. Etrafta çok fazla kaynıyordu. Umarım siz de dediğim gibi bol bol kendi toplamışsınızdır. Pokédex'te durum bu. Pokemon Go'da son durum bu arkadaşlar. Sizin için böyle özel bir Drowsy bölümü hazırlayayım dedim askere gitmeden önce. Dediğim gibi siz bunu izlediğinizde ben buralarda olmayacağım. Askerlikle ilgili videoyu da kanalda yayınladım. Duyuru kısmında bulabilirsiniz. Mayıs ayında dönmüş olacağım. Tekrar sizle beraber olacağız. Açılışlar yapacağız. Oyunlar oynayacağız. Dediğim gibi bol bol irtibat halinde olacağız arkadaşlar. Bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.